Konnichiwa minasan, watashiwa. Prince Rita ise hoş geldiniz dostlarım. Benim adım Prince. Evet arkadaşlar, UEFA Avrupa Lig son 16'lar Olympiakos Beşiktaş maçını sizlere canlı canlı oynayacağım. PES 2017'de ve Xtreme 17 yamasında arkadaşlar. Yani bilgisayar üzerine, PC üzerine oynayacağız. Ve hemen bu maça gelme arkadaşlar. İlk önce sizlere şunu söyleyeyim. Ben şu an çok hastayım. Üşüttüm sanırım, bilmiyorum arkadaşlar. Burnum falan çok fena akıyor. Başım falan böyle patlamak üzere. İlaçlarla ayaktayım ama sizlere bu, yani söz vermiş sizlere arkadaşlar bu maçı oynayacağım diye ve şimdi de bunu sizlere çekiyorum arkadaşlar. İsterseniz şimdiden beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani sizleri videosuz, daha doğrusu Beşiktaş konu oldu mu arkadaşlar? Söz konusu oldu mu Beşiktaş? O zaman her şeye fedakarlığı varız. Öyle diyeyim. Bir şey daha söyleyeyim bu maç başlamadan önce arkadaşlar. Xtreme 17'de biliyorsunuz Analik Beşiktaş serisine başlayacaktık. Ama şu an Xtreme 17 birinci versiyonu arkadaşlar çok hatalı. Yani bayağı hatalar var. Ve zaten bunu yapan kişiler yeni bir ekip arkadaşlar. Yeni bir ekip kurulmuş. Daha çok hatalar var. Yani başlayacak şekilde değil benim için arkadaşlar. Sizlere kaliteli şeyler sunmak istiyorum. Yani bunun güncellemesini beklemek zorundayım ve beklemek de istiyorum arkadaşlar. Kimse darılmasın bana lütfen. Yani bu biraz daha sürecek Analik Beşiktaş. Bu kötü haber sizler için biliyorum. Ama arkadaşlar dediğim gibi sizlere ve kendime de güzel bir şey, yani güzel bir şey sunmak istiyorum sizlere. Bu nedenle dolayı geç gelecek. Daha doğrusu artık güncelleme geldi mi Xtreme 17'ye. O zaman başlayacağız arkadaşlar. Neyse. Ama şimdi bakın Cenk'in misal face'i var. Beşiktaş'ın şöyle formalarını göstereyim. 1, 2, 3... Böyle biz şu siyah forma seçelim. Şu Olympiakos takımı bile darmandarlık artık. Ben düzelttim onu. Neyse. Genel yollara bakalım. Süperstar maç üzerinde oynayacağız. 7 dakika olacak. İnşallah bunu akıyor arkadaşlar. Çok rahatsız etmez sizi. Yani eğer rahatsız olursanız kusura bakmayın lütfen. Dediğim gibi sizlere yine de video çekmeye çalışıyorum hasta. Muhtemelen ilk 11'lere gelelim. Şimdi önce Beşiktaş'la başlayalım arkadaşlar. Benim düşünceme göre kalede Fabri, sonra Adriano, Tozic, Marcelo, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma ve Cenk Tosun diye başlar diye düşünüyorum. Daha neyle bir... Şu burada mesela Tozic'in yerine Atınç da oynayabilir. Sonra Cenk'in yerine Abubakar oynar mı bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar bu maçta ama Caner yine kadroya alındı arkadaşlar. Büyük bir ihtimal oynamaz. Ama sanırım 4,5 aydan sonra yine böyle bir dönüş yaptı. Başka kim? Ersan Gül'üm olmayacak. Veli, Dembaba. Bu 4 oyuncular olmayacak arkadaşlar. Başka ne vardı burada bakayım. Rodolfo sanırım, o da yok. O da sakat. Yoksa cezalı mı bilmiyorum. Yani o da olmayacak. Neyse böyle arkadaşlar. Olympiakos'a gelelim. Orada 2 ya da 3 oyuncu Sporto Süper Lig'den tanıyorsunuz. Birisi Marco Marin. Diğeri Oscar Cardozo. Bunlar ikisi Trabzonspor'da oynamış. Bir oyuncu daha var. Manuel da Costa arkadaşlar. O zaman da Sivasspor'da oynamıştı. Stopperleri onların. Yani onları tanırsınız. Onların da antrenörleri görevine son verildi. Bento'ya arkadaşlar. Bu hafta sonu PAOK'a 2-0 yenildiler. Neyse uzatmıyorum. Onlar da böyle oynar diye düşünüyorum. Birazdan görürsünüz zaten. Şöyle maça doğru gidelim. Bu videoyu da yapayım arkadaşlar sizlere. Sonra kendimi birkaç gün dinlendireceğim. Yani eğer videolar gelmezse bilin ki hastalığımdan gelmiyor. Bu maç arkadaşlar Türkiye saati 23.05'te TVBu Spor 2 ve TRT1'den izleyebilirsiniz. Ve bu maç Stadio Georgios Karaiskakis tadında olacak arkadaşlar. Okey. Bakın Türkçe speaker de var. Bu maçın hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dani Makeli olacak arkadaşlar. Hafta sonu çok büyük bir hata yapmış ya da iki hata. Yani böyle skandal hatalar yapmış. Feyenoord Rotterdam maçında mı ne? Sanırım ya, yanılmıyorsam. Sonra birazcık Olympiakos takımını tanıyalım arkadaşlar. Yunanistan'ın 43 kere lig şampiyonu olmuş Yunanistan'da arkadaşlar. 27 kere Yunanistan kupa şampiyonu olmuş. 17 kere double almış, yani hem kupa hem lig. Yani hem lig hem kupa. Bir de 4 kere de süper kupayı kazanmış. Bunlar B grubundan çıktı. UEFA Avrupa Lig B grubundan arkadaşlar. Bu grupta Apoel birinci olmuştu. Olympiakos ikinci. Üçüncü Young Boys. Dördüncü ise Astana arkadaşlar. Ve son 32'lerde hatırlarsanız Osmanlı Sporu ne yazık ki elemişti bu takım arkadaşlar.
İlk maç 0-0, ikinci maç 3-0 yenerek şimdi de son 16'larda Beşiktaş'la karşılaşacak. Başka ne yazmışım arkadaşlar? Olympiakos son lig maçını dediğim gibi PAOK'a karşı 2-0 kaybetti. Ve antrenörleri arkadaşlar, antrenör değilse teknik direktörü kovuldu. Onun yerine U19 antrenörü Vasilis Vousas geçici olarak bu teknik direktörlük koltuğunda oturacak arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ve bu ara şeyde neyse arkadaşlar, maç başlıyor. Allah'ım çabuk yapamadım. UEFA Avrupa Lig son 16'lar Olympiakos Beşiktaş maçı başladı arkadaşlar. Beşiktaş'ımıza başarılar dileriz bu zorlu Avrupa Lig maçında. Şimdi dikkat ediyoruz. Offside. Okey. Çok önemli oyuncuları devre arası Çin'e transfer ettiler. İdeye diye golcü oyuncular arkadaşlar. Onu söyleyecektim son bilgi olarak. Quaresma. Paslı. Oynamalıyız. Talişka'ya gelir mi? Top Talişka'da şimdi. Talişka bir plasa gönder. Talişka. Plasa denemesi. Paslı arkadaşlar. Bu maçın formülü bu olacak. Oğuzhan. Quaresma'ya doğru bir pas. Quaresma çok güzel çalım. Oğuzhan'ı gör. Cenk'i gördü. Ve topu kaybediyoruz. Devam ediyoruz. Aman dikkat. Burnum kaşınıyor. Quaresma. Aşağıdan oyna. Hadi Babel. Babel. 1-0 öne geçiyoruz. Çok güzel bir atar. Beşiktaş. Ryan Babel'den 1-0 öne geçti. Şu atan güzelliğine bakın arkadaşlar. Burada Gökhan Gönül kaptı topu. Sonrasında Cenk oynadı. Cenk Quaresma. Quaresma hiç beklemeden Ryan Babel'e arkadaşlar dağıttık Olympiakos defansını. Çok hızlı oynadı. Tipik Beşiktaş hata arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Golü Ryan Babel attı. Ve 14. dakikada Beşiktaş şimdi Olympiakos'a karşı 1-0 önde arkadaşlar. Böyle devam edebiliriz. Şimdi birazcık daha rahat oynayabiliriz arkadaşlar. Paslar birazcık daha fazla olabilir. Gönder hocam. Talişka'yı gör. Quaresma'yı gör. Quaresma. Bir şut uzaklardan. Allah'ım. Hemen tekrara bakıyoruz. Golü erken bulduk ve o golde de bir trivela şutu mu desem Quaresma. O golde bize birazcık daha böyle özgüven şeyi verdi arkadaşlar. 19. dakikadayız. 1-0 önde Beşiktaş'ımız. Deplasmanda bir de arkadaşlar unutmayın. Çok önemli deplasman golleri biliyorsunuz. Quaresma. Talişka'yı gör. Talişka'ya bir pas. Talişka. Talişka bir plase. Talişka plasesi. Ryan Babel ve gol arkadaşlar, klasik. Talişka plasesi geldi ve Ryan Babel kendisinin ve takımının ikinci golünü attı arkadaşlar. Ama %90 Talişka'nın golü arkadaşlar. Çok güzel bir şut attı. Bakın güzel çalımlar Talişka'dan. Sonrasında şu onun gerçekte de böyle şutlar atıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Plasesi acayiptir onun ve top direkten çarpıp Ryan Babel'in önüne düşüyor. İkinci tekrara bakalım. Çok güzel çalımlar. Bir plase direkt, sonrasında Babel böyle zımbalıyor. Olympiakos 0, Beşiktaş 2, dakika 26 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın lütfen. Eğer bu video hoşunuza gidiyorsa, beni seviyorsanız, Beşiktaş'ı seviyorsanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve yorumlarınızı da esirgemeyin arkadaşlar. Skor tahminlerinizi yazabilirsiniz. Bence Beşiktaş çok zor olacak. Eğer ters olaylar olmazsa aynı Kiev'de gibi arkadaşlar, Beşiktaş bu maçı 1-0 yener diye düşünüyorum. Talişka'yı gönder. Talişka. Ya gelme top. Siz de lütfen skor tahminlerinizi alta yazın. Yorumlara yazın. Ve Marcelo arkadaşlar. Çok güzel oynuyor Beşiktaş. Çok kontrollü oynuyor. Adriano ile geliyoruz şimdi. Beşiktaş atak geliştirme çabasında. Adriano. Şöyle çevir. Talişka. Talişka'dan Gökhan'a. Ve Gökhan Gönül.
Ha mantıklı. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Talişka. Paslı paslı. Kendi yarı alanında bunaltalım onları arkadaşlar. Quaresma. Maçı geniş yapıyoruz. Genişletiyoruz. Orta. Kafa Cenk'e gelmedi. Hemen şu bilgiyi verelim. Türkçe spikerde eksikler. Aman dikkat. Hakem Makili ilk yarıyı ilk yarının son düdüğünü çalıyor arkadaşlar. Beşiktaş 2, Olympiakos 0. Ryan Babel iki kere Olympiakos kalesine filelerine topu gönderdi. Çok iyi başladık. Olympiakos'u kalemizden uzak tutabildik ilk yarı. Hemen ikinci yarıya geçiyoruz arkadaşlar. Ve ikinci yarıdayız. Bu skoru tutsak da yeterli olur. Ama biz tabii ki birazcık da Osmanlı Spor'un öcünü almaya çalışıyoruz. Quaresma. Ortası geliyor. Bir kafa! Ryan Babel neredeyse hat-trick yapıyordu. Hat-trick. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oynuyoruz bugün. Paslar olsun, ortalar olsun. Bakın Babel neredeyse kendisinin ve takımın 3. golünü atıyordu. Elion çıkıyor. Paredes arkadaşlar şimdi maça dahil oldu. Furias uzun oynuyor. Fabri çıktı kalesinden ve topu uzaklaştırdı. Tozic. Fortunes'in önüne düştü top. Şimdi Tozic, Talişka. Hadi hızlı çıkalım. Gönder. Allah'ım. Quaresma kap. Sissoko kalecisini oynuyor. Lealli uzun oynadı ve topu tehlikeyi uzaklaştırdı. Talişka'dan acayip bir pas. 69. dakikada Cenk Tosun çıkıyor arkadaşlar. Ve 10 yerine Aboubakar bu maçta neler yapar. Maça dahil oldu. Ryan Babel. Babel gidiyor. Hadi güzel bir orta. Aboubakar'a gelin. Aboubakar ile aksiyon. İkinci aksiyon ve gol. Maça giden Gülmez gol atıyor. Beşiktaş 3-0 önde. Aboubakar. Olympiakos'a çakartıyoruz. Ve 3 yaptım. Lealli. Nikola Lealli çok üzgün. Aboubakar maça girer girmez golunu atıyor arkadaşlar. Adam bir dakika bile daha sağda değildi ya. Bu ne? Hemen gol attı. Ryan Babel'in asisti. Bugün günün adamı Ryan Babel arkadaşlar. Böyle attık. Ve 70. dakikada 3-0 önde Beşiktaş'ımız. Normalde bu kadar çok gollü maç beklemeyin arkadaşlar. Çünkü Olympiakos gerçekten defansta falan bayağı sağlam takım. Dominguez. Bu 10 numaralı oyuncu da bu maçta oynayamaz. Çünkü UEFA listesinde yok. Yani Avrupa Lig maçlarında, Olympiakos'un Avrupa Lig maçlarında oynayamaz. Oğuzhan topu kaybetti. Aman Oğuzhan. Şimdi dikkat. Marco Marin. Tuzic atarak müdahale ediyor ve hakem. Ulan hiçbir şey yok ya. Oğuzhan maçtan şimdi çıkıyor arkadaşlar ve onun yerine Tolga Aslan geliyor. Hakem lütfen biraz daha hızlı çıkar mısın diyor Oğuzhan Özel Kupa ve Tolga Aslan arkadaşlar şimdi maça dahil oldu. 80. dakikadayız. Beşiktaş'ımız 3, Olympiakos 0. Devam ediyoruz derken Fabrian çok inanılmaz güzel bir kurtarış. Pozisyon devam ediyor. Atak devam ediyor. Allah'ım. Tekrarla bakalım. Bakın bekletme havadan bir şut. Fabri'den güzel kurtarış. Sonrasında top böyle çıkıyor. Talişka. Talişka olabilir. Talişka'nın şutu kaleci. Nikola kurtardı. Talişka gide oğlum. Talişka geçti. Talişka geçemedi. Topu kapmalıyız. O Cardozo girdi arkadaşlar. Daha yeni görüyorum. Eski Trabzonsporlu oyuncu. Şimdi hadi Aboubakar. Aboubakar free kick kullanacağız. Talişkalık, Quaresmalık bir pozisyon. Sarı kart çıkıyor. Hadi oğlum Talişka. Talişka geliyor. 90. dakikadayız. Talişka defansa çarpıyor. Ulan şu oyunda bir free kick atamıyorum doğru dürüst. Maç 3-0 bitecek. Gönder Talişka. Yoksa 4 mü? Talişka gidiyor. Talişka ağzı. Allah'ım direkt. Ve maç bitiyor. Arkadaşlar 4 yapıyoruz neredeyse. Neyse oldu. Benden çünkü bu kadar arkadaşlar.
3-0 yeniyoruz. Bu maçı arkadaşlar inşallah gerçekten Beşiktaş bu akşam Olympiakos'u yener arkadaşlar ve Güler taraflarımız oluruz. Ben şimdi bu kadar arkadaşlar. Sizlere hastalıkla bu videoyu çektim. Lütfen lütfen bunun değerini bilin. Sizleri videosuz bırakmak istemiyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda bayağı zor günler geçiriyorum. Bebeğimiz oldu yeni falan arkadaşlar. Şimdi hasta böyle uğraşıp duruyoruz sizler için ve ailem için. Oldu arkadaşlar. Skor tahmininizi lütfen yazın. Onu merak ediyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu maçla ilgili? Ben 1-0 Beşiktaş alır diye düşünüyorum. Ama çok zor bir maç olur. Gerçekten çok zor bir maç olur. Gol kim atar? Ya Cenk ya da Talişk atar diye düşünüyorum. Bunu da yazabilirsiniz siz. Başka ne vardı? Xtreme 17 ana ilk Beşiktaş serisi henüz gelmeyecek. Çünkü bu bendeki şu an birinci versiyonu arkadaşlar Xtreme 17 yamasının ne yazık ki çok hatalar var. Yani oynanacak şekilde değil. Daha doğrusu seri başlatılacak şekilde değil. Öyle de söyleyeyim. Oldu arkadaşlar. Çok saçmalamadan ben hemen çekeyim şimdi. Abone olmayanlar abone olabilir. Teklif var, ısrar yok. Benden şimdi bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Peace out. Sayonara. Bye bye.